Bir Yemek Olsun'a hoş geldiniz. Ben Travel Uda. Bu haftaki konuğumuz sevgili Maksut Aşkar. Maksut Aşkar bir yemek olsaydı hangi yemek olurdu? Bu hafta bu sorunun cevabını bulacağız. Tabii ki bunu Doğru Bilginin adresi sevgili Mehmet Yıldırım'la birlikte bulacağız. Evet Travel'cim. Evet çim. Nasılsın, iyi misin? İyi valla, sen nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim, ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Hepimize, hepimize. Bu haftaki konuğumuz Maksut Aşkar. Evet. Ünlü bir şef, ünlü bir şefi ağırlayacak. Evet, aydın öyle. Zor olmayacaktır inşallah. Şöyle ki, bizim şefler arasında çok büyük bir dayanışma vardır. Çok önemlidir bu. O yüzden bir şefi ağırlıyor olmak benim için her zaman onur ve gurur olmuştur. Harika. Bakalım Maksut Aşkar bir yemek olsaydı hangi yemek olurdu? Nasıl bir yemek olurdu? Hep bu hafta bu sorunun cevabını bulacağız. Görelim. Bir yemek olsan başlıyor. Benim şefimle bir alıp veremediğim yok. Sadece almıyorum, veriyorum. Öyle bir durum bu. Keke'ye karşı böylesine bir cümle kuran ilk insan sensin galiba. Var mı bir tahminin? Sen bir yemek olsaydın hangi yemek olurdun? Şöyle güzel bir kekikli. Lütfen tatsana. Nasıl yedirdik ama sana şu an kekikli? Bak gördün mü ama çok temkinli davranıyorsun. Çok temkinli. Alo. Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz Maksut Aşkar. Maksut Aşkar'la ilgili sizlerden hızlı ve detaylı araştırmalar bekliyorum. Lütfen bana dönüş yapın. Kolay gelsin. Anlaşıldı Mehmet Bey. Alo. Evet. İskenderunlu. Orada doğmuş. Tamam. Turizm otelcilik okumuş. Kırmızı rengi çok sevmiyormuş. Hiç sevmiyormuş. İlginç. Ha, sonra da sevmiş. Tamam. Harika. Bunları detaylandıralım arkadaşlar. Sizden rapor halinde bekliyorum ben. Tekrar kolay gelsin. Ben yemek yedim. Oh be. Hazır mısın? Bir önceki bir yemek olsaydın hangi yemek olurdun de. Hani bir heyecan kat. Ben tersten gideyim istedim ya. Aynen, direkt şak bir açılır mı? Bir gerilim kat olaya. Kutunu açıyorum. Aynen. Beyla Hanım merhabalar. Merhabalar Mehmet Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu haftaki konumuz kim? Evet, bu haftaki konuğumuz Maksut Aşkar. Süper, bir şef ağırlayacağız bu hafta. Evet. Bakalım nasıl bir yemek olacak? Ünlü şefimiz. Kendisi 1976 yılında İskenderun'da doğdu. Hı hı. İskenderun biliyorsunuz yemekleriyle ünlü, mutfağıyla ünlü bir ilimiz. Sonrasında turizm otelcilik okudu. Tabii yemek yapmayı annesinden ve babasından öğrenmiş. Yani annesi babası tabii... İskenderun o konuda gerçekten yetenekli illerimizden. Evet. Onlardan öğrenmiş yemek yapmayı. Sonrasında kendisini geliştirmiş, ünlü bir şef olmuş. Evet. Şimdi üniversitelerde ders veriyor, yemek üzerine dersler veriyor. Hem ulusal hem de uluslararası alanda birçok ödülleri var gastronomi üzerine. Kendisini ayrıca tebrik ediyoruz. Gerçekten, evet, gerçekten başarılı bir şef. Başarılı bir şefimiz. Gurur kaynağımız ayrıca. Biber dolmasını çok seviyor ama özellikle annesinin yaptığı biber dolmasını çok seviyor. Başarı odaklı, empatik, kendisine sürpriz yapılmasını çok seviyor.
renkli giyinmeyi seviyor. Ama bir ara kırmızıyı sevmemiş. Sonra sevmeye başlamış tekrardan. Maksut Aşkar'la ilgili benim kısa özet söyleyeceklerim bunlar. Detaylar bu dosyada mevcut. Ben size bırakıyorum. Gerisi sizde. Tamamdır. Ben size en kısa sürede dönüş yaparım. Teşekkür ederim. Hoşça kolay kalın. Gelsin. Teşekkürler. Şimdi bu hafta çok zor geçecek bence. Çünkü Maksut Aşkar çok yaratıcı yemekler yapan bir şef ve her yaptığı yemekte bir sürpriz var aslında. Ben Türev Şef'in de sürprizli bir tabak yapacağını düşünüyorum. Böyle tatlı olabilir, tatlı acı bir arada olabilir. Ne yaparsa yapsın bizi çok şaşırtacak bence bu hafta. Bu haftaki konuğumuz bildiğiniz üzere sevgili Maksut Aşkar. Maksut benim çok sevdiğim isimlerden biri, bir şef. Gerçekten Türkiye'deki çok önemli bir değer. Bakalım raporda neler var. Maksut geleneklerine çok sahip çıkan bir isim ama aynı zamanda da çok yenilikçi bir isim. O yüzden karma bir tabak yapmam gerektiğini biliyorum. Maksut birçok insana ilham veren bir isim. O yüzden bana ilham veren topraklara gideceğiz. Cunda'ya gideceğiz. Cunda'da Maksut için otların peşinde olacağız. Bakalım Cunda'da bizi neler bekliyor. Cunda, kuş bakışı görünümüyle gemi cundasına benzeyen bir ada. Ona tüm geçmişini öğrenmek istercesine bakıyor ve Ayvalık'ın incisi bu adayı hayranlıkla izliyor. Harika bir Ege sabahından herkese merhaba. Çok güzel bir sabahta, çok güzel bir lokasyondayız. İki kardeş yer olan Ayvalık ve Cunda'yı bugün dolaşacağız. İki farklı konuğumuz için İki tane malzemenin peşinde olacağız. Önce Cunda'yı dolaşacağız. Cunda otlarını, Cunda balıklarını keşfedeceğiz. Ayvalık'ta da ne yapacağımı Ayvalık bölümünde anonsunda sizlere söyleyeceğim. Bunu tek başıma yapmam mümkün değil. Çünkü bazı yerler, bazı şehirler, bazı bölgeler, bazı isimlerle özdeşleşir. Bu bölge deyince de benim aklıma tek bir isim geliyor. O da Mehmet Cavlı. Mehmet Cavlı beni burada çok güzel ağırlayacak, çok güzel yerlere götürecek. Birlikte güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Güne Ege'nin güneşi kadar güzel bir kahvaltıyla başlıyoruz. Benim için çok kıymetli olan Mehmet Cavlı'nın yanındayız. Hatta onun doğduğu konaktayız. Şimdi çok güzel bir kahvaltı yapacağız. Ayvalık kahvaltısı. Ayvalık kahvaltısı. Annemin misafirperverliğini sizlere de göstermeye çalışıyoruz. Onun yeme içme kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. İşte yufkalarını zeytinyağıyla açardı. Onları açtığımız böreğimiz, patatesli lorlu, yaptığı reçeller. Hatta reçelliği bile. Reçelliği de onun çeyizden kalma. Ya ne güzel, çok güzel. Zencefil limon reçeli, çok değişik. Annemin kültürünü, misafirperverliğini, ailemiz olan bu konakta misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Mehmet abi, seninle iki bölüm çekeceğiz. İlk önce Cunda'ya gideceğiz. Cunda'da, Cunda otlarının peşinde olacağız, Cunda balıklarının peşinde olacağız. Sonra Ayvalık'a döneceğiz bir sonraki bölümümüzde. Ayvalık'ta ne yapacağımızı Ayvalık bölümünde izleyicilerimize sürpriz olsun, o zaman anlatırız. Bizi izlemeye devam edin. Bizi izlemeye devam etsinler. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Annemin pişi hamurunu nasıl tuttuysa, hamur o şekilde tutuluyor. Mehmet abi beni elleriyle besliyor. Daha ne yapsın ya? Daha ne yapabilir yani? Afiyet olsun. Teşekkürler. Sen de bizim için bir değersin. Sen de bizim için bir değersin. Sağ olun. Sağ olun.
her zamanki gibi yörenin en taze, en lezzetli ürünlerini bulacağımız yere, Cunda Pazarı'nın yolunu tutuyoruz. İyi yemek yapabilmenin en önemli sırlarından bir tanesi iyi ürün alabilmekti. İyi ürünü bana kalırsa da üreticiden almak çok önemli. Şu an Cunda'ya giderken Cunda'nın girişinde sağ olsun Mehmet abi beni bir köylü pazarına getirdi. Bu pazarda Ege otlarını satın alacağız, Ege otlarını alacağız. Çünkü burada üreticinin olduğu bir pazardayız. Üretici o kadar değerli noktada ki, ülkedeki üretim o kadar önemli ki aslında, bu sürdürülebilir bir yapı içinde çok değerli. Mehmet abi, şimdi otlarımızı alacağız. Tamam. Otlarımızı aldıktan sonra şöyle pazarı güzelce bir turlayalım. Belki hoşumuza giden başka ürünler olur. Tabii, şimdi köylü pazarından, köylü annelerimizin bu ürettikleri, topladıkları doğal ürünleri birlikte gezelim. Tamam. Sen beğen, en iyilerini sana alalım. Birlikte beğenelim çünkü Ayvalık demek, Cunda demek, Mehmet Canlı demek benim için. O yüzden birlikte beğenelim. Hadi tamam. Başlayalım. Yöresel Cunda Pazarı, birbirinden güzel lezzetleri tüm cömertliğiyle gözlerimizin önüne seriyor. Şu an iç bakla zamanı. Evet. Enginarla çok güzel yapılıyor. Oh. Bunu biz siyah zeytinle çiğ çiğ de kesiyoruz. Çok güzel. Ama var. Bunu çok iyi haşlayıp üzerine zeytinyağı, dereotu ve sarımsak, taze sarımsak da mükemmel oluyor. Biraz da limon. Biraz limon. Oh. Birbirinden özel otları satın alıp Cunda'nın olmazsa olmazı balık restoranlarının birinde soluğa alıyoruz. Cunda'da güzel bir restorandayız. Fesleğenli Girit peynir ezme, Rum favası. Evet. Ve Canlı spesiyel. Evet şefim, sen anlat. Kendisi Canlı spesiyel, Mehmet abimizin özel isteğiyle yaptığımız bir şey. Kendisi de gayet tadıp çok beğendiği özel bir spesiyel. Kendisi de restoranımızda şu an Canlı spesiyel olarak geçiyor. Gelen müşteriler, misafirlerimiz her türlü deneyebilirler kendileri. İçinde teriyaki sosumuz var, soya sosumuz var, çok hafif balzamik sosumuz var. Akvadisimiz var, jumbo kardesimiz var ve ahtapotumuz da var içinde kendisi. Çok güzel bir ana yemek olarak tercih edilir. Ellerinize sağlık, çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Cunda, topraktan gelen ürünleri denizden gelen bereketle birleştiren, yüzlerce nefis lezzete ev sahipliği yapan bir yer. Yemekten sonra Cunda'yı Cunda yapan tarihi evleri ve Ege kokan meşhur sokakları geziyoruz. Cunda bizi durmadan şaşırtmaktan vazgeçmiyor. Cunda'nın tarihi, kültürü, dokusu, doğasıyla sokaklarını gez gez bitiremedik. Son noktayı da bu sokakta yapıyoruz. Türev kardeşimiz Cunda'ya bu tanıtımıyla ilgili çok büyük emekler verdi. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir yeri güzelleştiren aslında oradaki insanlar. Cavlı burayı güzelleştiren en önemli değer bence. Cunda'dan malzemelerimizi aldık, yemeklerimizi yedik. Şimdi İstanbul'daki mutfağımıza döneceğiz ve sevgili konuğumuz için yemeğimizi yapacağız. Mutfağımızda görüşürüz.
Abi hoş geldin. Merhaba Türev. Nasılsın? Bugün sana ben yemek yapıyorum. Oh be. Hazır oh mısın? Dur ya. Hoş bulduk. Bir öncedeki bir yemek olsaydın hangi yemek olurdun de. Hani bir heyecan kat. Ya ben tersten gideyim istedim ya. Aynen direkt şak diye açılır mı? Bir gerilim kat olaya. Kutunu açıyorum diye. Aynen. Nasılsın abi? Heyecanını almak için öyle bir espri yapayım. Yani. Gerçekten? Bak her konukta heyecanlanmıyorum. Eyvallah. Şimdi sende heyecanlanıyor olmamın sebebi şu, ilk defa bu programda bir şef ağırlıyorum ve benim için çok önemli bir şefsin. Türkiye için çok önemli bir şefsin, çok değerli bir şefsin. Teşekkür ederim. O yüzden senin yemeğini yapıyor olmak bence çok heyecan verici bir şey. O yüzden hani başlarken biraz önce şey oldu, bir dakika arkadaşlar başlamayalım falan gibi. Ben de meraktayım bu arada yani aynen. Ne olabilir ki? Var mı bir tahminin? Sen bir yemek olsaydın hangi yemek olurdun? Şöyle güzel bir kekikli. Hiçbir fikrim yok ya. Yemek olsam ne olurdum bilmiyorum. Bir düşün ya. Sen kendini çok iyi tahlil edebilen bir insansın. Hiç mi yok? Hiç yok. Abi aklıma direkt şey geliyor. Gülen bezelyeler geliyor. Sürekli gülen bezelye karakterleri falan geliyor. Çok pozitif bir insansın zaten. Herhalde ondan. Herhalde ondan. Biz senin için bir seyahate çıktık. Süper. Bizi heyecanlandıran topraklara, mutlu eden topraklara gittik. Tabii ki ülkenin birçok yeri bizi heyecanlandırıyor ama aklına ilk gelen yere gitmedik. Hani anladım. Adana ve Hatay çevresine gitmedik. Başka topraklara gittik. Oradan senin için bir malzeme aldık. Ve o malzemeyi ana ürün kullanarak bir yemek yaptık. Hazır mısın? Şevketi Bostan. Değil. Değil, Berkay'ı yapmıştık onu. Aynen. Hazırım. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açtım. Vay, 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 vay. Şöyle önüne doğru verdim. Bakayım. Şimdi nereye gittiniz? Birazcık önce senin tahminlerini. Ben yemem mi gerekiyor? Bir önce tahminlerini bir alalım. Sence burada ne var? Nereye gitmiş olabiliriz? Şimdi burada bir taze ot püresi var gibime geliyor. Doğru. Yanında bir tozlar var. Evet. Bu toz ne olabilir? Bir şeye de benzetemedim ama. Kuzu, karabiber canımı yaktı. Canın yansın senin. Canın yansın senin diye. Evet. Kuzu, külbastıya benziyor mu? Küşleme. Küşleme, tamam pardon, küşlemeye benziyor. Altında bir püre. Evet. Yanında kızarmış bir ot. Evet. Ben buyum diyorsun. Buyum yani, bu kadar. Şöyle tuttuğum zaman baktığımda kocaman sakalı olan bir yüz görüyorum abi ben burada. Şuraya da bir tane güvercin tüyü kondurmuş. Mantıklı olabilir. Anlatmamı ister misin önce? Lütfen neden abi bu tabağı yaptığımızı? Evet. Bir tabağı şimdi anlat önce. Hemen aynen. Bütün malzemeleriyle birlikte anlatayım istersen. Tamam. Biz sana baktığımız zaman, seni araştırdığımız zaman sen kendi yolculuğunu ve kendini yemek yaparak keşfetmiş birisin. Hmm. Ve bu yolculuk o kadar değerli ve o kadar güzel ki insanlara ilham veren bir tarafın var. Ve senin şöyle bir tarafın var, birleştirici bir tarafın var. Hayattaki herkesi bir kontak haline getirip, bir köprü olup birleştiriyorsun. Erim abiyle konuştuğum zaman seninle ilgili çok değerli bir şey söyledi. Maksut Kürtçü dükkana girdirdi. İnsanlar onun hayatını değerler, giderler sonra geri gelirler dedi. Çünkü sen onları hepsini sarıp sarmalıyorsun. Hepsiyle çok eyvallah doğru bir bağ kuruyorsun. Biz böyle bir ürün düşündük, ne olabilir diye düşündük. İnsanları sarıp sarmalayan, insanlar arasında köprü olan ama aynı zamanda da onlara şifa olan. Çünkü sen onlara ilham verirken bir taraftan da şifa alıyorsun. Onlara yardım etmeye, yaralarına merhem olmaya çalışıyorsun, yol göstermeye çalışıyorsun. İzvinye otunun peşine düştük. İzvinye otu. İzvinye ot. Cunda'ya gittik. Eyvallah. Cunda'da İzvinye otunun, İzvinye sarmışığının... Abi beraber gidelim ya. Ben iyisimi, köklerimi araştırmak için bir Cunda yolculuğuna çıkıyorum. Aynen. Çok enteresan. İlk defa duyuyorum bu arada gerçekten. Cunda'ya böyle Kuzey Ege'ye özgü olan bir ot bu. Şu üstünde tempura ile yaptığımız ot İzvinye otu.
hafif acımsı bir yanı var. Çünkü senin hayatında disiplin çok önemli bir yerde. Çok disiplinli bir insansın. Hem hayatında hem de mutfakta. Bugün bizim ekibimiz saat 11.30'da seni alacaktı ve tam 11.30'da bizi aradı, dedi ki araç gelmedi. Yani hani 11.31 değil, 29 değil. Hayatın böyle disiplinli bir tarafı var. Bu hem insana acı veren bir durum, hem aslında mutfaktakileri de acı çektirebilecek bir durum. Ama yararlı da olan bir durum. İzminya'da böyle bir ot. Acımtırak bir ot, güçlü bir ot ve sarıp sarmalayan bir ot. O yüzden... Vay canına. Teşekkür ederim. O yüzden dedik ki İzminya kullanıyor olalım. Şimdi tabakta birçok ot var aslında, hı hı, burada baktığımız zaman. Örneğin burada iç bakla var. Hı hı. Taze bakla püresi. Evet. Taze baklanın içerisinde yine İzminya var. Hı hı. Yine maydanoz var. Dereotu var. Hı hı. Ondan zeytinyağı ile birlikte, tabii ki Cunda'ya gidip zeytinyağsız bir şey yapmak mümkün. Çok mantıklı. Zeytinyağı ile birlikte bir püre yaptık. Hı hı. Tabağın geneline baktığınız zaman sade bir tabak var. Evet. Çünkü sen sade bir adamsın. O kadar fazla yönün olmasına rağmen, çok yönlü olmana rağmen, multi düşünebilmene rağmen çok sade ve çok duruşu olan bir adamsın. Yani bunun aslında doğru tabiri şu: rüzgar nereden eserse oraya giden bir adam değilsin. Sen omurgalı bir duruşunla hayatında rüzgar tersine de esiyor olsa. Ya. Ben her programına geleyim ya. Sevdim bu işi. Rüzgar tersine de esiyorsa sen o rüzgara karşı gidersin. Hatta yine Erim abinin söylediği bir şey var. Biz onun bazen çok yanlış bir şey yaptığını düşünüyoruz. 8 çizerek bir yere ulaşmaya çalışıyor. Ama günün sonunda o noktaya ulaşıyor ve hepimiz büyük şaşkınlıkla bunu izliyoruz. Bu çok değerli ve çok cool bir davranış. O yüzden biz sade ve cool bir tabak hazırlamaya karar verdik. Teşekkür ederim. Küşleme kullandık. Çünkü... Toz ne? Hemen onu da anlatacağım. Değil mi? Lütfen tatsana. Anlat. Ne toz ne? Sen söyle. Neler var sence? Araman kimyonu gibi bir şey. Hatay kimyonu var. Başka? Ama sağlam kavrulmuş kahverengi kimyon, şey değil. Evet, doğru. Değil. Karaman kimyonu, evet, diyorlar ona. Caraway'siz. Yeni bahar tarçın, hafif, evet, eser miktarda. Evet. Kimyon. Evet. Şey var. Tuzlu yoğurt kurusu. Yok, hayır. Sumak var. Sumak var. İsot var. Zaten farklı bir versiyonunu. Biberiye var. Eyvallah. Sen sürprizleri açık bir adamsın ya. Hmm. Biz de sana bir sürpriz yapalım dedik. İyi yapmışsın. Bir toz hazırladık. Hmm. İçerisine kekik koyduk. Nasıl yedirdik ama sana şu an kekiği? Bak gördün mü, ama çok temkinli davranıyorum. Çok temkinli davranıyorum. Şimdi ben onu sıyıracağım mesela. Şaka yapıyorum, şaka kullanmadım. Seninle böyle oynasam ya, kullandım. Yok, hissederdim herhalde ya. Çok az kullandım. Olabilir. İçerisinde ama bir şey diyeceğim. Fark etmeyeceğim miktarda kullandım. Kahvaltılık zaterde de kekik vardı ve yerim onu. Hani benim kekikle bir alıp veremediğim yok. Sadece almıyorum, veriyorum. Hani öyle bir durum bu. Kekiğe karşı böylesine bir cümle kuran ilk insan, evet, sensin galiba. Benim kekikle bir alıp veremediğim yok. Yani. İyi ki geldin. Çok keyifli. Ya iyi ki davet ettin beni. Teşekkür ederim. Senin yemeğini yapmak benim için ayrı bir keyifti. Çünkü seni çok seviyorum. İyi ki benim hayatımdasın. Bu burada bitmez. Bu burada bitmez. Çok teşekkür ederim. Ben galiba teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.